Zor günler geçirdik gerçekten. Yani şu 6 gün içerisinde yani bizim yolda devam ettiğimiz zamanlarda yol bombalanan yollar oldu. Rotamızı değiştirmemiz gerekti. Tamamen anlık olarak rota değiştirdik. Arabayı değişimli kullandık. Araba bizim bile değildi. Sağ olsun bize sahip çıkan Ukraynalı arkadaşlarımızdan, Ukraynalı büyüklerimizden birisi sağladı bunu bize de. Onlar da gerçekten çok büyük bir mücadele veriyorlar Rus faşizmine karşı. Bunu lütfen bütün dünya duysun. Ne bıraktınız geride efendim? Biz bütün yani eşyalarımızı neredeyse orada bıraktık. Ben sadece kendimi yani kendim değerli saydığım eşyalarımı alabildim. O kadar. Ya bir sırt çantamı bir de valizimi aldım. Yani o kıyafetlerim falan zaten orada kaldı. Önemli değil. Zaten temin edilir bunlar ama özgürlüğünüzü, bağımsızlığınızı temin edemezsiniz. Biz yine iyi durumdayız. Millet olarak, devlet olarak güçlüyüz ama Ukraynalıların gerçekten yardıma ihtiyacı var. Bunu yani herkes bilsin, herkes duysun. Yani onlar gerçekten temiz bir millet, iyi bir millet. Şu anda bağımsızlıkları için dünyanın en büyük güçlerinden birine karşı mücadele veriyorlar. Canla başla savaşıyorlar. Hani mücadele, bu mücadeleye destek verin gerçekten. Yani sadece boğazları kapatarak olmayacak. Yani bu mücadeleye destek verin. Bana bakın. Tamam, teşekkürler. Hoş bulduk, teşekkürler. Kaç saattir yoldasınız? Hangi bölgeden gidiyorsunuz? Biz Lviv bölgesinden geliyoruz. Gelmiş olduğumuz araçta Harkov'dan gelen yeni Türk vatandaşları, savaş bölgesinden gelen, Kiev'den gelen, Odessa'dan gelen. Biz Lviv'de toplandık hep birlikte. Araçla seyahate başladık. Yaklaşık olarak... Otobüslerle geldiniz. Evet, 48 saat falan sürdü buraya ulaşmamız. Çatışma bölgesinde miydiniz efendim? Yani ben tam olarak çatışma bölgesinin içerisinde değildim ama yani bulunduğum bölgeye doğru ses uçuyordu. Yani sabahları biz bildiğiniz alarmlarla uyanıyorduk. Silah sesleri duyuyordu. Devlet anons yapıyordu. Anonsun neticesinde sığınaklara gitmemiz isteniyordu. Marketlerde yani makarna bile bulamadık son zamanlarda. Anladım. Hani artık un falan alıp böyle evde tariflere bakmaya başladık. Ekmek nasıl yapılır gibi. Peki. Otobelde var. Sıcak sıcak.